Filistinli gençlerin aracını SİHA ile vurdular. Ambulans ve sağlık görevlilerini engellediler. Öldürdükleri gençlerin naaşını kaçırdılar. İsrail, Batı Şeria'da yeni katliama imza attı. İsrail güçleri Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da birçok noktayı insansız hava aracıyla hedef alıyor. Nablus'ta bulunan Balata kampı da İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Burada seyir halinde olan araç insansız hava aracıyla vuruldu. İçindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Nablus'ta düzenlenen kanlı saldırıda vurulan aracı çevreleyen İsrail güçleri sağlık ekiplerinin müdahalesini engelledi. Olay yerinde bulunan Kızılay ekiplerine ateş açan askerler iki gencin naaşını araçtan kaçırdıktan sonra bölgeden çekildi. İsrail'in katlettiği Muhammed Hattavi'nin acılı babası yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Geçkeli anlattı. Ben Cuma Hattavi. Nablus'taki Balata kampındanım. 72 yaşındayım. Oğlum Muhammed Hattavi şehit oldu. Arabasını bombaladılar. Beraberindeki 4 arkadaşı paramparça oldu. Biz büyük bir zulüm altındayız. Ne zamana kadar bu durumda kalacağız? Dünyadan rica ediyoruz. Yok edilen Filistin halkını görsünler. Acılı aileler İsrail'in alıkoyduğu cenazeleri defnetmek için bekliyor. Hiç haber vermeden baskın yaptılar. Sonra büyük bir patlama duyduk. Daha sonra 5 kişinin şehit olduğu haberi geldi. Çok sevdiğimiz insanlardı. Şimdi cenazeleri teslim alıp defnetmek için bekliyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Batı Şeria'da baskı ve gözaltılarına devam eden İsrail güçleri özellikle gençleri hedef alıyor. Bugün Balata kampında yaşanan, işgal güçleri tarafından gerçekleştirilen bir katliamdır. Halkımızdan 5 genci katlettiler. İşgal güçleri bu zulmü tüm Filistin halkına karşı uyguluyor. Evler yıkılıyor, gençler özellikle hedef alınarak katlediliyor veya kaçırılıyor. Yıllardır İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinli yaşlı adam, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmadığını söyleyerek teşekkürlerini iletti. Biz buradan Türk halkına ve liderine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü doğru bir duruş sergileyerek hakkın yanında yer aldınız. İsrail gördüğünüz gibi Filistin halkını katlediyor. Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da bu katliamlar devam ediyor. Bu haberle birlikte bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.